Beşiktaş Televizyonu'ndan herkese merhaba sevgili izleyenler. İşimiz gücümüz Beşiktaş'ın konuğu bu hafta sponsorluk ve pazarlama direktörü Sayın Bülent Edinsel. İlk önce kendisine çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığı için. Ve ilk olarak ilk sorumu sorayım. Bülent Edinsel kimdir? Bir de kendi ağzınızdan dinleyelim. Bülent Edinsel kimdir? Bülent Edinsel bir kere her şeyden önce çok iyi bir Beşiktaşlıdır. İstanbul doğma büyümedir. Beşiktaş'ta doğmuş büyümüş bir insandır. Yaklaşık 10 yıldır da farklı kulvarlarda kulübe hizmet ediyorum. İşletme mezunuyum. Yıllarca iş hayatını satış ve pazarlama üzerine yaptım. Önce tekstil sektöründe uzun yıllar görev aldım. Arkasından Türkiye'nin ilk GSM operatörlerinden Telsim'de yöneticilik yaptım. Derken Beşiktaş kulübünde yıllar önce onurlu bir teklif geldi. Satış müdürü olarak Kartal Yuvaları, o günün ismiyle BJK Store'da görev almaya başladım. Arkasından yine Türkiye'nin sonra olan o GSM operatörlerinden bir tanesiyle yaptığımız bir anlaşma ile birlikte Kartal Sel projesinde görev aldım. Son 3 yıldır da Beşiktaş kulübünde yine onurla sponsorluk ve pazarlama direktörlüğü görevini yapıyorum. Yani kısaca söyleyebiliriz herhalde Beşiktaş'ta her kademede yer almış, belki de her ilkin içinde yer almış birisisiniz. Evet, öyle söylenebilir. Tabii 11. yılın içerisinde az bir zaman değil bu. Bu süre içerisinde tekstil tarafıyla alakalı bilgilerimden dolayı Kartal Yuvası tarafında oldum. Çok önemli, çok güzel işlere imza attık orada. Kartal Sel önemli bir projeydi. Bizim şu anki yapmış olduğumuz sponsorluklar da tabii çok önemli bir bölüm pazarlama olarak. Günün sonunda Beşiktaş'a para kazandırabilecek hemen hemen her tarafta oldum diyebilirim. Bu doğru. Yani geldiğim günden beri tek amacımız hep Beşiktaş'a bir şeyleri katmak oldu. Sağ olsunlar bugüne kadar ki hem başkanlarım hem yöneticilerim de bunu gördüğü için daima görev verdiler. Bugüne kadar da layığıyla yapmaya çalıştım. İnşallah da devam edecek. Peki sponsorluk ve pazarlama direktörü tam olarak ne iş yapar? Şöyle bizim son zamanlarda sizler de hem görüyorsunuz, içinde olduğunuz için de biliyorsunuz ama Beşiktaş Kulübü inanılmaz sponsorluk anlaşmalarını imza attı. Bu sponsorluk anlaşmalarını imza atarken de yapılan anlaşmalar gereği kulübümüze yatırım yapan şirketlerin bir takım kulübümüzden istekleri, talepleri ve birlikte götürmemiz gereken projeleri oluyor. Bu projeler noktasında da biz burada kadrolaşarak kendine hizmet veriyoruz. Başkanımızın söylediği bir laf var. Biz sponsorluk anlaşmasını imzaladıktan sonra bizim bütün çalışmalarımız başlıyor. İmzalanana kadar değil diye söylüyor. Aynen bu doğrudur. Biz de onun bu felsefesini de göz önüne alarak ve bu noktalarda çalışmalarımızı hızlandırarak bize yatırım yapan sponsorlarımızı Beşiktaş Kulübü ile ilişkilerini iyi tutarak, onlara iyi hizmet vererek güzel ilişki kurmamızı ve daha ileriye dönük nasıl söyleyeyim anlaşmaların uzaması noktasında onlara hizmet verip mutlu etmeye çalışıyoruz. Çok fazla işimiz var. Özellikle bu sene biliyorsunuz stadımızın geçen sene de dahil olmak üzere olmaması sebebiyle farklı statlarda maç yapıyoruz. Bu statların hepsinin aslında perde arkasında çok ciddi reklam çalışmaları, reklam faaliyetleri var. İşte anonsçudan tutun da sağ kenarı reklamlara kadar skorboardlarda oynayan reklamlara kadar hepsinin belirli bir sistem içerisinde yapılması gerekiyor. Bizim ekibimiz bir kere her şeyden önce bunu yapıyor. Bu sene dediğim gibi çok yorucu geçiyor. İşte Konya'da oynadık, Ankara'da oynadık, Başakşehir'de oynuyoruz. Sarıyer'de oynadık. Hani bunların hepsinin aslında perde arkasında yapılan işler var. Bunların büyük bir çoğunluğu da sponsorları da alakadar ettiği için onları memnun etmek adına eksiksiz yapmamız gereken işleri hep yapıyoruz. Sadece bu değil, sosyal mecra ve özellikle sizin de televizyonunuzun olduğu Beşiktaş TV ile olan koordinasyonları, sosyal mecrada yapılacak olan tanıtım faaliyetleri, reklam filmleri vesaire gibi bütün konular bizim üzerimizden, bizim onayımızdan geçiyor.
çok büyük olmamakla beraber küçük ama çok etkili bir grup olduğumuzu düşünüyorum. Şu ana kadar da birçok sponsor bu yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini hep bize dile getirdi. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz her şeyden önce bunu Beşiktaş adına yapıyoruz. Beşiktaş kulübünün iyi anılmasını istiyoruz. Şu ana kadar da iyi olduğunu düşünüyorum. Ufak tefek aksaklıklar olsa da güzel gidiyor. Şöyle bir soru sormak istiyorum. İşleyişi merak ediyorum daha doğrusu. Bir sponsorluk anlaşması yapılacak. Bunun kademeleri nedir yani? Olay sizde nerede geliyor veya Gökhan Sarı'ya nasıl gidiyor veya yönetim kuruluna? Bu işleyişi merak ediyorum. Aslına bakacak olursanız yapılan anlaşmaların, büyük anlaşmaların özellikle büyük bir kısmı başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulunun çabalarıyla ve ilişkileriyle başlıyor. Üst düzeyde yapılan ilişki ve oradaki ilişki yönetimiyle bizimki birbirinden tabii ki çok farklı. Onlar sadece genel prensiplerde ve anlaşmanın yılları ve işte ana kuralları üzerine konuşuyorlar. Fakat onlar bu anlaşmayı kendi aralarında prensip olarak yaptıktan sonra kağıt üzerine döküldüğü andan itibaren biz devreye giriyoruz. Sözleşme örnekleri önce bize geliyor. Hukuk departmanımız bu sözleşme örneklerini kontrol ediyor. Biz pazarlama olarak neler verebileceğimizi, hangi noktalarda destek verebileceğimize dair şartları kontrol ediyoruz. Bunu çünkü çok özenle dağıtmak durumundayız. Her sponsorumuza mesafemizi doğru korumamız gerekiyor. Bunları da göz önüne alarak işin şey kısmını, pazarlama kısmını hallediyoruz. Derken finans kısmı devreye giriyor. Orada Gökhan Beyler konuşulan şartlar nispetinde işte ödeme vesaire gibi detayları onaylıyor. Onaylandıktan sonra sözleşme aşaması bitiyor, imza aşamasına geliyor. Mutlaka hemen hemen her anlaşmamızı bu sene birer lansmanla tanıttık basına. Sizler de zaten birçoğunda vardınız. O imza aşaması bittikten sonra bizim ikinci görevimiz başlıyor. Verilen haklar ve karşı tarafın talepleri noktasında toplantılar yapıyoruz. Bizim vermemiz gereken şeyleri veriyoruz. Ve ondan sonra ilişki başlıyor. Projelerle, bir takım nasıl söyleyeyim size, kampanyalarla hem Beşiktaş'ın adını yukarıya taşıyoruz hem de yatırım yapan şirkete destek vermiş oluyoruz. Çok zorlu bir işiniz var, çok stresli bir işiniz var. Evet. Bu işi yapmak isteyen insanlar ne gibi kişisel özelliklere sahip olmalı size göre? Birkaç tane sebep var. Bir kere işini sevmeli. Ben işimi seviyorum. Yani ilişki yönetimi çok önemli. Üstüne üstlük Beşiktaş gibi bir camiayı, kulübü temsil etmek bu işin önemini ikiye üçe katlıyor. Çok önemli çünkü yapacağınız bir hata birçok yerin zedelenmesine sebep olabilir. Bu dengeyi iyi kollamak gerekiyor. İşinizi sevmeniz gerekiyor her şeyden önce. Eğer Beşiktaş kulübünde pazarlama yapacaksanız mutlaka iyi bir Beşiktaşlı olmanız gerekiyor. Çünkü bizim işimizin işte cumartesi, pazarı, hafta sonu, bayramı vesairesi olmuyor. Çünkü işte maç trafiği giriyor. Bir de tabii pazarlama denince biz hep böyle futbol bazlı görüşler yaparız. Aslında bizim basketbol, voleybol, handbol ki handbolde biliyorsunuz bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katıldık ve Şampiyonlar Ligi'nin kriterleri doğrultusunda farklı salonlarda oynamak zorunda kaldık ve aynı futbolun Şampiyonlar Ligi gibi bize çok ciddi yaptırımlar uyguladılar. Daha doğrusu yaptırımları uyguladılar derken yapmamızı istediler ve biz bunu başardık, başarıyla gittik. Evet. Hatta en son Türkiye'den giderken Barcelona maçından sonra inanılmaz güzel, hoş bir ambiyans oldu. Avrupa Handbol Federasyonu Başkanı Türkiye'de bu yapılan ilkten dolayı bizi tebrik etti. Çok hoş şeyler de oldu. Tabii oraların da bir sponsorluk yönetimi söz konusu. Çünkü handbolde, voleybolda ve basketbolda verebildiklerinizle futbolda verdikleriniz çok farklı. Evet. Bunların geri dönüşleri de çok farklı.
o yönetimi de iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü bir süre sonra işte futbola kaymaya çalışıyorlar. Biz işte o dengeyi de kurmak zorundayız. Çünkü herkes günün sonunda işin geri dönüşüne bakıyor haklı olarak. Dolayısıyla gerçekten zor. Bu işi severek yapmanız gerekiyor. Eğitimini yapmanız gerekiyor. Eğitimini almış olmanız gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü her şeyin iyi gittiği süreçler her açıdan iyidir. Ama kötüye gidişler de vardır. Ben bunu geçmiş dönemlerde çok yaşadım. O zaman da o dengeyi iyi kurmanız gerekiyor. Zor ama keyiflidir. Ama Beşiktaşlıysanız inanın her şeyin üstesinden çok rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Çünkü daha cansiperane yapıyorsunuz bunu. Söyleyebileceğim bu bununla alakalı. Amatör branşlara yani futbol harici diğer branşlara da değindiniz. Basketbol takımları Beşiktaş İntegral Forex, Kalde aynı zamanda sponsor. Kadın basketbol takımı Odeya Bank yeni sponsor oldu. Beşiktaş RMK Marin var. Bayan takımları derken bir sürü sponsor var. Ve bu sponsorlar amatör branşlar için futbola nazaran daha önemli diye düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Maddi getiri açısından kulüplerin elini biraz daha güçlendirmek açısından en azından. Şimdi tabii ki öyle. Bunu tabii ayırmak lazım. Yani özellikle amatör branşlara yapılan şeyler, sponsorluk çalışmaları biraz daha gönül işi gibi oluyor. Yani futbolda siz yapmış olduğunuz yatırımın karşılığını bir şekilde işte yazılı, görsel basınla alıyorsunuz ama işin şey tarafında, basketbol, voleybol veya tenisbol tarafında işler biraz daha değişiyor. Türkiye'de salon sporlarına ilgi ortada. İşte önemli rakiplerimizden bir tanesi çok büyük yatırımlar yapıyor basketbola. İnanılmaz paralar harcıyor. Bilmiyorum ama yani bunun ne kadarını maddi anlamda geri alabiliyorlar bir şey söyleyemeyeceğim şu anda ama bir başarıları var, o ayrı. Türkiye'yi bir yerlere taşımak tabii ki ayrı ama o güç de çok önemli. Biz Beşiktaş olarak geçmiş yıllarda işte 4 kupa kazandık, evet. Basketbolda. İnanılmaz bir şeydi. Fakat çok tuhaf bir şekilde o kupa kazanıldıktan sonraki sezon basketbol seyircisi salonlarda yoktu. Halbuki çok arkasında olması gerekiyordu. Tabii bunu, bu işe yatırım yapan insanlar görüyorlar, takip ediyorlar. Basketbolu biraz daha ayrı tutuyorum çünkü onun biraz reytingleri daha farklı. Evet. Ama diğer branşlarda hakikaten gönülle yürüyor. Biz o sponsorları biraz daha farklı görüyoruz. İşte Kalde firmasından bahsettiniz. Mesela bilinmez Kalde firması bizim atletizm branşına bile zaman zaman destekler veriyor. Bunu bir herhangi bir karşılık yapmadan, istemeden yapıyorlar. Bizim için önemli. Türkiye'de salon sporları yükselmeye başlarsa o zaman durum çok daha farklı olacak. Türkiye'de spor kanalları arttıkça daha farklı olacak. Handbolde biz biliyorsunuz çok önemliyiz. Sağ olsun Bogaz diyeyim, yani bunu söylemekten hiç çekinmeyeceğim. İnanılmaz destekler veriyorlar. Maddi manevi çok arkamızdalar. Ama bu çok duygularla yapılan bir şey olduğunu onlar da farkındalar. Ama bizim takımımızda Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp işte Maklen yayınlarla o yatırımı boşa çıkarmadı bu sene. Dünyanın birçok, Avrupa'nın özellikle birçok ülkesinde bu maçlar izlendi. Dolayısıyla amatör branşlara yapılan yatırım bizim için daha önemli, daha kıymetli. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Burada yukarıda gördüğünüz işte geçen sene ait bir sürü sponsoru görüyorsunuz. Evet. Diyebilirsiniz ki ya neden bunu değiştirmediniz? Çünkü şey var, yani her dakika bir sponsor olduğu için hangi birini koyacağız noktasında bir kaldık. Dedik ki bir süre bekleyelim artık tam şeyler bitsin. Çünkü önümüzdeki seneyle alakalı çalışmalar da devam ediyor şu anda. Hem futbolda hem basketbolda hem de voleybolda önemli görüşmeler yapıyor. Şu an söylemek istemiyorum. Sponsorluk görüşmeleri yapılıyor. Bazı ilkler olacak Türkiye'de inşallah. Yine Beşiktaş tarafından İnşallah. Yapılacak. Bunun da çalışmaları devam ediyor. Yani bizde o arayış bitmiyor. Tabii bizim hep böyle sponsorluk falan dendiğinde işte para yatırımı yapan, işte bunun karşılığında reklam alan falan gibi algılanıyor. Bizim aslında farklı işlerimiz de var. Bir de lisans işimiz var bizim. O da dünyanın
önemli global firmalarıyla 2 yıldır bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan 1,5 sene önce Pepsi grubuyla bu Ruffles'la alakalı yapılan bir çalışma vardı. İnanılmaz adetlerde satıldı, mısır cipsi satıldı Beşiktaş'ın. Geçtiğimiz sene yine dünyanın önemli gelen kurumlarından bir tanesi enerji içeceği satışı yaptık. Evet. İnanılmaz rakamlar, aşağı yukarı 3 milyon adetlere ulaşan kutu satışları yapıldı. Şimdi Selpak'la yeni bir anlaşma imzaladık. Eczacıbaşı grubuyla bir çalışmamız var. Bunlar da bizim aslında iş ortaklarımız. Onlarla dönemsel projeler yapıyoruz. İnşallah yazın başlatacağız. Tamamen çocuklara yönelik bir bal firmasıyla şu an görüşme aşamasındayız. Onlara özel bir takım şeyler yapılacak. Hani burada özen gösterdiğimiz şey şu. Tabii ki Beşiktaş'a bir takım gelirler, katkı sağlamak önemli ama iş ortağı da çok önemli, güven çok önemli. Özellikle gıda gibi bir takım durumlara geldiğinizde orada ikiye katlıyor bu önem. Çünkü maalesef siz, biz biraz böyle şey bizdir, taraftarlarımız hassastır. Çok ünlü bir markanın bir ürününü de alsa, onun üzerinde Beşiktaş etiketi varsa Beşiktaş'tan şikayetçi olur. Evet. Yani o markanın hatası olarak kabul etmez, kulübün hatası olarak kabul eder. Bu da bizi daha çok motive ediyor hata yapmamamız noktasında. Böyle çalışmalarımız da var. Senelerdir sektörün içindesiniz. Kendinizde bahsettiğiniz birçok firmada yer aldınız ve Beşiktaş'ta da görev aldınız. Beşiktaş'ta görev almanın diğer kurumlarda görev almadan farkı nedir? Zorlukları nedir? Kolaylıkları nedir? Çok zor bir soru, öyle söyleyeyim. Şimdi diğer çalışmış olduğumuz kurumlar genelde patron şirketleri oluyor ve onun felsefesi tüm şeye nüfuz ederek, çalışanlara nüfuz ederek ortaya bir kurum yapısı çıkıyor. İşte ona da kurumsal diyorlar. Hani aslında o patronun zihniyetine göre o kurumsallık değişebiliyor. Yani tek tip bir şey yok aslında bakacak olursanız. En azından Türkiye için bu böyle. Ama işin kulüp tarafına geldiğinizde aynı mantalite burada da var. Ama seçim durumu söz konusu olduğundan dolayı o mantalite bir anda gidip başka bir mantalite gelebiliyor. Dolayısıyla da neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilmek pek size kalmıyor. Ben bugüne kadar kulüp içerisinde yapmış olduğum işlerde çok destek gördüm, sağ olsunlar. Hani en azından güvenip bir takım şeyleri bıraktılar. Karşılığını verebildim ki bugün buradayım. Mesela son dönem, son 2-3 yıllık dönem için söyleyeyim. İnanılmaz profesyonel bir yapılaşma var. İnanılmaz bir dayanışma var. Hem departmanlar arasında, hem şubeler arasında, hem de bizim yönetimimizle aramızda son derece güzel, destekleyici bir çalışma ortamı var. İşte futbolda görüyorsunuz bunun karşılığını. Bizim bu tarafa baktığımızda başkanım her yerde söyler. Türk spor tarihinin en büyük sözleşmelerini, en azından bugün için en büyük sözleşmelerini imzaladık. İşte o bir zihniyetin eseridir. Yani ben bir kere bir Beşiktaşlı olarak her şeyden önce bundan inanılmaz mutluluk duyuyorum. Daha çok gelecekle alakalı Beşiktaş adına mutlu oluyorum, daha çok inanıyorum. Çünkü yapının ne olduğunu biliyorum. Bu dengeleri kollayabilmek, bu dengeleri tutabilmek tabii çok zor. Bizim işimizde sadece kişisel başarı, işte çok başarılı olmak vesaire bu önemli. Ama bunu bir kenara bırakacak olursak asıl önemli olan şey hakikaten yaptığınızı inanmak ve yöneticisine inanarak hareket etmek. Burada böyle olmak durumunda. Zor ama da yapılabilemeyecek bir şey de değil. İşte bir sürü yıllardır bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımız da var burada. Eğer Beşiktaş'ı seviyorsanız,
Çünkü bu işin şöyle tarafları da var. Yani bir anımı anlatayım size. Evet. Yıllar önce BJK Store'da işte bir saat firmasıyla anlaşmamız var. Hem diğer kulüplere hem bize saat getiriyorlar bunlar ve işte Beşiktaş logolu forma var. İçinde de işte alarm çaldığında Beşiktaş marşı çalıyor. Bir gün bunu bir Beşiktaşlı arkadaşımız alıyor, eve götürüyor. Fakat maalesef Fenerbahçe marşı çalıyor alarm çaldığında. Tabii inanılmaz bozuluyor ve üzülüyor. İşte bizi arıyor. Diyorlar ki evet olabilir çünkü bu ürünler Çin'de yapılıyor. Bu ürünü yapan firma 4 takımında lisansını almış bir firma. Muhtemelen Çinli de bunu çok anlamaz. Bir karışıklık olmuştur. Lütfen bir gelin bunu değiştirelim deniyor. Ama her nedense bu arkadaşımız bize değiştirmek yerine bir gazeteye gitmeyi tercih ediyor. Aile boyu fotoğraflar çektirerek ve tabii çok da rencide ederek işte bir gün herkes Fenerbahçeli olacaktı. Bu doğru mu çıktı gibilerinden bir başlıkla bir gazetede çıktık biz. Şimdi bu hani işinizle alakalı bir yanlış yaptığınızda veyahut da bir problem olduğunda yarın gazetede olmazsınız ama eğer siz böyle bir yapıda çalışıyorsanız işte bir anda çıkabilirsiniz. Bu tabii çok tuhaf, çok garip bir durumdu çünkü bizi çok üzdü. Bunu yapan firma çok üzüldü, işte bir sürü tekzipler yayınladı. Aslına bakacak olursanız bu aile içi bir problem, aile içi bir sıkıntıydı, aile içinde kalabildi. Bunun bu şekilde deşifre olması bence Beşiktaş'a zarar verdi. Ama buna benzer olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Hani bazen komik, bazen böyle trajik olabiliyor. Zor yani iş yapmak. Sevmezseniz işin altından kalkmanız çok kolay değil. Kesinlikle katılıyorum size ve Vodafone Arena'ya gelmek istiyorum. Vodafone ilk önce çok büyük bir sponsor. Hiçbir kulübün, bazı önemli büyük kulüplerin sponsor, forma sponsoru dahi bulamadığı yerde Beşiktaş inanılmaz ücretlere sponsor buldu. Vodafone Arena Stadyumu ilk akıllı stat olacak, ilk yeşil stat olacak ve bir sürü sponsorluk alınacak, bir sürü yenilik var. Nedir bunlar? İlk ağızdan sizden öğrenelim. Teknik olarak bir şey söyleyemem ama şunu hemen söyleyeyim size. Vodafone'un Beşiktaş'a sponsor olması şahsen benim açımdan birazcık manidar. Çünkü Vodafone Telsimken ben oranın bir parçasıydım. Hatta ilk elemanlarından bir tanesiydim. Sonra yıllar sonra böyle bir durumun olması bir kere beni çok mutlu ediyor. Kişisel olarak çok mutlu ediyor. Bu anlaşmaların imzalısı tamamen başkanımızın başarısından geçer. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Stada gelince eğer Boğaz dünyanın önemli noktasıysa, Boğaz'ın iki tane, üç tane incisi varsa, burada da bir elması var. Hem Beşiktaş'a yakışan, hem İstanbul'a yakışan, hem de Türkiye'ye yakışan bir yapı ortaya koyulmaya çalışılıyor. Bu kulübün yukarıdan aşağıya hepsi bu stat için uğraş veriyor. Evet. Çünkü bu stat demek Beşiktaş için bir 112 yıl daha demek. Geleceğe taşımak demek. Üstüne üstlük Vodafone gibi global bir şirketi arkanıza alıp teknoloji noktasında, altyapı noktasında onlardan faydalanmak da aslında bu bizim biraz şansımız. Yine çok büyük paralar veren ama bambaşka bir firma olabilirdi. Bu Beşiktaş için ayrı bir katma değer diye düşünüyorum. Hele hele teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediği, neredeyse ışık hızında ilerlediği bir dönemde yapılan işin bu şekilde faydalanması da gerekiyordu. Bir kere teknik altyapısı noktasında Vodafone söylediğinin çok daha üzerinde yatırım yaparak hala çalışmalarına devam ediyor. İnşaat kısmı ile alakalı çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok fazla bilgiye sahip değilim ama bittikten sonraki kısmı ile alakalı şunu söyleyebilirim. Her yerde bu telaffuz ediliyor. Hakikaten İstanbul'un ortasında atıl bir yer kalamazdı. Burası 7-24 yaşayan bir yer olacak. Bununla alakalı anlaşmalar zaten çok uzun zaman önce imzalandı. Stadın
her noktasında ayrı aktivitelerin yapılabileceği bir tasarımla yürüyor şu anda. İşte konser salonları, alışveriş yapabileceğiniz yerler, restoranlar, buna benzer bir sürü aktivitenin olabileceği. Hatta inşallah kulüp binasının da, daha doğrusu kulübün de orada olduğu bir yapıya geçecek ve 7/24 yaşayan bir yer haline gelecek. 7/24 yaşayan bir yer demek Beşiktaş'ın gelirlerinin artmasına sebep olacak. Müzelerle anlaşma yapıyoruz. Dolmabahçe Sarayı'na gelecek olan insanları stadı dolaştırma gibi, onlara orada bir takım sunumlar yapma gibi planlarımız var. Bu gelir katması anlamında söylüyoruz bunu. O kadar çok şey yapılacak ki, evet. Oturup aslında bir gün bunu ayrıca anlatmak gerekiyor. Evet. Hayaller büyük. Özellikle Umut Kutlu, bizim genel müdür yardımcımız, benim üstüm, bu konuda son derece bilgili ve o bazen anlattığı zaman böyle bambaşka bir şey görüyorum. Çünkü o çok başından beri çok ilgileniyor. Dünyadaki, özellikle Avrupa'daki bir sürü statları gezdi dolaştı. Orayla Beşiktaş'ı mukayese ettiğinde beni daha çok heyecanlandırıyor. O çok da sevdalı şu anda bu duruma. Vodafone Arena tüm Beşiktaşlıların gurur duyacağı bir abide olarak inşallah yeni sezonda yerini alacak. Türkiye'de de Avrupa'da da böyle parmakla gösterilen bir stat haline gelecek. Çok güzel bir sohbet oldu. Artık son bölüme geldik. Evet. Büyük Beşiktaşlı olduğunuzu söylediniz. Biz de biliyoruz zaten bunu. Küçük bir anı da anlattınız. Ama artık Beşiktaş'a dair bir anı istiyorum. Futbol olur, bir maç olur. Nedir o anınız? Aslında tabii öyle anılarım da çok fazla. Turgut abim kızacak ama bir anı anlatmam lazım. Şimdi yıllar önce UEFA, biliyorsunuz, bu özellikle Şampiyonlar Ligi vesairede önceden geliyorlar, statta bir takım kontroller yapıyorlar ve bu kontroller esnasında da işte bazı kriterleri ortaya koyuyorlar ve bunu görmek istiyorlar. İşte itfaiye arabası nerede, ambulans nerede, doktor nerede vesaire nerede ve bu konuda çok katılar. Bir gün UEFA yetkilileri geliyor, bütün her şey hazır. Fakat doktor gelemiyor. İşte herhangi bir şeyden, sıkıntıdan dolayı ve şeyler, yani adam biraz da şey yapıyor, zorluyor. Şey olmayacak yani, belki maçı oynatmayacak. Görmek istiyorum kardeşim bunu diyor. Tabii. Ve bu maçtan bir gün önce oluyor. Ya ne yapalım, ne edelim falan diye düşünürlerken bizim çok sevdiğimiz bir tane Mehmet abimiz var. Diyorlar ki ya sana biz bir tane beyaz önlük giydirelim. Sen çık şey yap, hani orada dur ama konuşma mümkünse. Hani biz şey yaparız, ne söylüyorlarsa kafanı salla. İşinden de bahsetme. Ne yapsın Mehmet abim, sağ olsun. Yani çünkü orada sadece 5 dakika duracak. Beyaz önlüğü giyiyor falan. İşte çıkıyor, diyorlar ki işte doktorumuz. Adam tabii gayri ihtiyari, hani işiyle alakalı bir şey sorunca Mehmet abi tekmeli verip işte ben elektrikçi falan filan diyor. Onu işte şey yapan, translate eden arkadaşımız tabii böyle olduğunu söylemiyor ama orada herkes tabii gülmekten yere yatıyor. Anlayamıyor da bu UEFA'cı, hani nedir bu böyle diye. Ama o durum atlatılıyor. Bu çok komik. Ya o kadar çok şey var ki aslında bunları şimdi kamera karşısında anlatmak pek hoş olmaz. Ama bunu her defasında böyle konuşuruz. Çok da güleriz aramızda. Turgut abiyle biz uzun süre statta bir arada çalıştık. Stat müdürümüz, çok sevdiğimiz bizim bir büyüğümüzdür. O çok anılar vardır. Futbolcularla ilgili de vardır. O zaman artık çok teşekkür ederim. Son ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ondan alalım. Şöyle söyleyeyim. Bütün Beşiktaş televizyon ailesine teşekkür ediyorum. Başta adaşım Bülent kardeşime. Bu televizyonu izlenebilir kıldığınız için ve yaptığınız güzel yayınlardan dolayı önce size teşekkür ediyorum. Beşiktaşlara söyleyebilecek hiçbir şey yok. Bizim taraftarımız zaten nerede ne yapacağını çok iyi bilir ve öyle de yapıyor. Tüm Beşiktaşlıların Beşiktaşlılığını, 112. yılını kutlarım. Takımlarına destek olmaya devam etsinler. Hepinizi seviyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, işimiz gücümüz Beşiktaş'ın konuğu, sponsorluk ve pazarlama direktörü Sayın Bülent Edinsel'de çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine iş hayatında başarılar dileriz.